Uçak mühendisi, havada yer alan uçak, helikopter ve insansız hava aracı gibi araçların yapımından, uçuşundan, geliştirilmesinden, bakım ve onarımından sorumlu olan kişiye denir. Hem sivil hem de askeri uçaklarla ilgilenir. Uçakların sorunsuz bir şekilde yolculuk yapması için her detayla ilgilenir. Uçağın hatasız bir şekilde havalanmasını ve inmesini sağlar. Uçuş sırasında yaşanabilecek her türlü olumsuzluğu hesaplamak zorundadır. Bunun için gerekli önlemleri alır. Aslında işi oldukça riskli. Uçak mühendisleri matematik ve fiziğe ilgi duyan kimseler olmalıdır. Şekil, uzay yeteneği gelişmiş olmalıdır. Yoğun stres altında çalıştıkları için stres yönetimini iyi yapabilmelidir. Bazen zamana karşı yarışmaları gerekebileceği için zaman yönetimi yapabilmelidir. Ekip çalışması yapabilmeli ve gerektiğinde o ekibi yönetebilmelidir. Sabırlı, dikkatli ve sorumluluk sahibi kimseler olmalıdır. Uçak mühendisinin işi hem karadan hem de havadadır. Mühendisliğin geniş bir dalı olduğu için iş alanları da oldukça geniştir. Bu nedenle iş bulma konusunda hemen hemen hiç zorlanmayacakları söylenebilir. Hem sivil havacılık hem de savunma sanayi alanlarında istihdam edilebilirler. Yurt dışında çalışma imkanları bulunur. Sivil havacılık alanında çalışanlar, uçak şirketlerinde uçakların yapımı, tasarımı, satışı, şirketin temsilciliği gibi işleri üstlenirler. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne bağlı olarak görev alırlar. Savunma sanayide çalışanlar, Türk Silahlı Kuvvetleri, Aselsan, Roketsan, Uzay Sanayi gibi şirketlerde planlama, Ar-Ge çalışmaları ve üretim yaparlar. Pek çok işte yeni başlayan biri asgari ücret ya da onun biraz üstünde maaş alırken, uçak mühendislerinde durum bundan farklıdır. İşe yeni başlamış bir uçak mühendisinin maaşı çalıştığı firmaya göre değişmekle birlikte 5000 lira civarında olur. Yeni mezun olsa bile yurt dışında ekstra eğitim almak ve seminerlere katılmak uçak mühendislerinin maaşlarını arttırır.